Artık ne söylense ve ne yapılsa olmazdı. Uluslararası camia denen küresel çete kan almaya hazırdı. Amaç petrol coğrafyasındaki ulus devletleri parçalamak, kolay lokma yapmaktı. Önce sınır çizgileri belirsizleşecekti. Can derdine düşen insanlar sınırlar arasında kalacaklardı. Ülkeler arasında gri bölgeler oluşacaktı. Bakın Suriye'den ilk mülteci grubu Hatay Yayladağ'dan içeri geçti. Garip olan o bölgede herhangi bir güvenlik sorunu yoktu. Ama birileri o bölgeyi böyle yönlendirmeye uygun buldu. Yakında binlerce Suriyeli Türkiye'nin güney illerine gelecek. Suriye ile Türkiye arasında Hatay bölgesinde müdahaleye açık bir alan belirecek. Falcılık yapmıyoruz, durum açık. Kamışlı bölgesi ve Suriye'nin doğusunda da benzer belirsiz bölgeler ortaya çıkacak. Suriye parçalanırken Türkiye'nin güneyinde sınırlar belirsizleşecek. Birleşmiş Milletler ve NATO gerekli zamanda gri bölgelere müdahale edebilecek. Çekiç güçler yollayabilecek, tampon devletler için yer açabilecek ve en önemlisi enerji ve suyun akışı için yeni haritalar belirleyecek. Hatırlayın, İsrail Enerji Bakanı Joseph Paritsky ne demişti? Musul Hayfa boru hattı için Suriye işgal edilmeli. Suriye, Orta Doğu'daki Amerikan-İsrail politikaları önünde bir engeldi. Tıpkı İran gibi. Batı'nın kara listesindeydi. Irak'ın işgalinden sonra sıra ona gelmiş, hep bugün beklenmişti. Uluslararası camia, uluslararası basında Suriye'ye şöyle yer vermişti. Suriye, Irak'taki direnişçilere yardım ediyor. Teröristlerle işbirliği yapıyor. Filistin'de Hamas'ı, Lübnan'da Hizbullah'ı destekliyor. Yeni Orta Doğu planı, İslam dünyasını yeniden kamplara ayırmaktaydı. Geçen yüzyılın başında cetvelle onlarca devlete bölünen Orta Doğu halkları, şimdi yine etnik ve mezhep farklılığı kullanılarak çok daha derin ve tehlikeli bir biçimde karşı karşıya getiriliyor. Orta Doğu'da Şii bloğa karşı Sünni blok, bu yüzyıla damgasını vuracak çatışmaların içine çekiliyor. 2008'de Şam'da konuştuğum Suriye Cumhuriyet Müftüsü durumu şöyle özetliyor. Planın adı Büyük Orta Doğu Projesi'dir. Yani bölgeyi bölme projesi. Bu kıymetli topraklar Türk-Kürt-Arap-Türkmen olarak bölünmeye çalışılıyor. Amaç bölge ülkelerini zayıflatmak, içten çökertmektir. Buna karşı güçlü ulus devletler gerekir. Yeni Orta Doğu Projesi ve küreselleşme denen akım Batı'yı birleştirmekte ama bölgemizi paramparça etmektedir. Aslında proje eski bir projeydi. 1982'de İsrail'in ünlü Kivunim adlı enformasyon dergisinde dışişleri görevlisi Odet Yinon açıklamıştı. Irak üçe bölünmeli. Güneyde Şii, ortada Sünni, kuzeyde bir Kürt devleti. Lübnan, din ve mezheplere göre beşe bölünmeli. Katolik Maruniler, Müslümanlar, Dürziler, Şiiler ve İsrail denetimindeki bölge. Hap kadar Lübnan bu durumda neredeyse mahalle mahalle bölünmüş olacaktı. Suriye'ye gelince raporda dört parçaydı. Kuzeyde bir Alevi devleti, Halep bölgesinde bir Sünni devleti, Şam'da bir başka Sünni devlet, İsrail sınırında bir Dürzi devleti kurulmalı. Daha 1982'de Suriye'nin dörde ayrılması planlanmıştı. Odet Yinon ilk adımın Sünni-Alevi çatışmasıyla başlayacağını da raporuna eklemişti. Suriye, Sünni çoğunluğa rağmen iktidar Alevi azınlığın elinde. Bu aykırılık ülkedeki sorunun dev boyutlarını gözler önüne sermekte. Suriye'nin din savaşları içine sürüklenmesi şarttı. Sünni ülkeler Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Şii, Suriye ve İran'a karşı bir harekata girişebilirlerdi. Ünlü Amerikalı yazar Seymour Hersh, Sünni cephenin bölge finansörü Suudi Arabistan, savaş alanı ise Lübnan dememiş miydi? Din ayrımı körüklenirken eş zamanlı olarak rejim muhalifleri örgütlenmiş ve milyonlarca dolarla desteklenmişlerdi. Bu çalışmalar 2005 yılından bu yana hız kazanmıştı. Suriyeli Kürt gruplar özel ilgi alanındaydı
Amerikan Senatosu'nda konuşan Suriyeli Kürt muhalifler Trabzon, Ankara ve Antalya'yı Kürdistan sınırları içinde gösteren haritalar dağıtmışlardı. Konuştukları kürsüye tarihteki tek Kürt devleti Mahabat Cumhuriyeti'nin bayrağını asmışlardı. Gelmiş geçmiş tüm Amerikan başkanlarına medyundular. Borçlarını Türkiye ve İran'daki bölücü hareketlerle birleşerek ve küresel odaklara ikinci İsrail'i hediye ederek ödeyeceklerdi. ...2004'te Suriye'nin Kamışlı bölgesinde, Cizre'nin iki adım ötesinde, Kürtlerle Araplar arasında çıkan kanlı olaylar, bölgedeki etnik grupları cepheleştirmeye yaramıştı. Batı geçen yüzyılın başından beri aynı rüyayı görüyor. Petrol coğrafyasında bir Kürdistan, Suriye, İran, Türkiye ve Irak toprakları parçalanarak oluşturuluyor. ...2007'de Condoleezza Rice açıklamıştı. Amerika, İran ve Suriye'ye karşı Orta Doğu ülkelerini silahlandıracaktı. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık süre içerisinde Mısır'a 13 milyar, İsrail'e 30 milyar dolar tutarında askeri yardım yapmıştı. Hedefte İran ve Suriye vardı. Diş geçiremediği iki ülke topun ağzındaydı. Daha 2005'te Washington Post, Suriye batıdan yana adım atmazsa neler yapılması gerektiğini sıralamıştı. Fransa ve Amerika arasında kurulacak olan etkili bir ittifak, Şam yönetimine benzersiz bir baskı uygulayabilir. Avrupa Birliği ekonomik anlaşması dondurulabilir ve Birleşmiş Milletler yaptırımları çerçevesinde baskılar arttırılabilir. Kısacası Suriye küresel güce ve onun Orta Doğu politikalarına boyun eğerse hayat hakkı olacaktır. Yoksa ambargo, yaptırımlar, bölünmeyle yüz yüze kalacaktır. Hatırlayın, eğer Suriye demokrasiye gitmezse, demokrasi Suriye'ye gelecektir. ...2005'ten beri yükselen koro Suriye'ye farklı bir adım attıramamıştı. Tam tersine Suriye, İran, Çin, Rusya ile Batı'ya karşı ittifaklar yapmıştı. Suriye, Türkiye ile Fırat Nehri üzerine kurulacak bir barajdan çeşitli enerji anlaşmalarına kadar birçok işbirliğine girmişti. Bölgede ticaret gelişmeye başlamış, işbirlikleri artmıştı. İşte bu nedenle Suriye'nin suyu kaynamıştı. Alman Die Welt gazetesi gelinen durumu şöyle özetliyor. Suriye'deki kaos, Türkiye'nin mülteci kriziyle sarsılmasına yol açacaktır. Bundan daha önemlisi, Suriye'de bir rejim değişikliği PKK'nın gücünü arttıracak. Kürt otonom bölgesinin kurulmasını sağlayacak. Önümüzdeki günlerde tüm bölge önce Şii, Sünni savaşlarıyla, ardından etnik kimliklerin isyanlarıyla sarsılacaktır. İşte Hillary Clinton'ın söz ettiği kusursuz fırtına budur. Suriye Orta Doğu'da Arap Baharı adı altında sahnelenen darbe imalatının son halkası olmayacak. Bu azgın dalga artık sınırlarımızda. Batı'nın dört ülkeden kopararak kurmak istediği kukla bir devlet Suriye'deki iç savaş senaryosuyla kolaylaşacak. Bir yanda Ankara'da Suriyeli muhalifleri etrafına toplayan yeni savunma bakanı Panetta, diğer tarafta İran'ı avucun içi gibi bilen eski savunma bakanı Robert Gates, bölgeyi yeniden çizmek için düğmeye basmışlardır. Özel ordular, silahlandırılan sivil güçler, Suriye ordusundan yandaşlar ve Batı'dan beslenen gençlik örgütleri önümüzdeki günlerde Esad'a ağır bir darbe indirmek için hazır ve nazırlar. Mustafa Kemal Atatürk, Suriye'yle bir konfederasyon düşlemişti. Şimdi gelinen noktada Türkiye yönetimi Amerikan mesajlarının kuryesi. Ama iki halk
bin yıllık bir tarihin çocukları. Bir zamanlar aynı bayrağı paylaşmış bu iki ülke emperyal darbelerle birbirinden koparıldı. Şimdi ikinci dalgaya göğüs germe zamanı. Türk halkı Suriye'ye sadece komşulukla değil, akrabalık bağıyla da bağlı. Bu hassas dönemde biz Bin Laden öldü mü ölmedi mi? İngiliz hanedanı nasıl evlendi? Hürrem yeni bir şehzadeye gebe mi? Çılgın proje cebimizi etkiler mi diye oyalanırken sırtımızı dayayacağımız tüm dostlarımız ağır yaralı. Bölge parçalanırken zalimin yanında yaralanlar bir gün sıranın kendilerine de geleceğini bilmeli.